Merhabalar değerli beylerim sevgili öğrencilerim. Yeni bir video ile beraberiz. Bu videomuzda Türkçe ders kitabında yer alan İbn Sina isimli metnin etkinliklerini yapacağız. Metne etkinliklerini yapmaya başlamadan önce e, buradaki soruyu okuyarak çalışmamıza başlayalım. Kimlere bilim insanı denir? Evet çocuklar, kimlere bilim insanı denir? Bir düşünün bakalım. Fikirlerinizi annenize babanıza bir anlatın. Bu bilim insanları kimmiş sizce? Bilim ne demekmiş? Bir böyle hayal dünyanızdaki cevapları annenize babanıza anlatın. Ee, peki bilim insanı kime denir? Ben de kendimce bir yorum yapayım. Bilim insanı bilimle uğraşan insanlara denir. Peki bilim nedir? Bilim işte matematikten jeolojiye... Ondan sonra tıptan hmm, pek çok araştırma dalına uzanan yelpazeye bilim denir. Bilim pek çok araştırma yapar, pek çok soruna çözüm bulmaya çalışır. Bilim insanların daha rahat, daha sağlıklı yaşaması için çözümler üretmeye çalışır. Bu konuda da pek çok araştırmalar yapar ve insanlığa, doğaya, çevreye ışık tutmaya çalışır. Bu işler uğraşan insanlara da bilim insanı denir. Hani genel tabirle bilim adamı denir ama e, bilim insanı demek daha doğru olacaktır. Çünkü pek çok bilim kadını da günümüzde yani bilime çok büyük katkılarda bulunuyor. Biz de... Bir bilim insanı olan İbn Sina'nın metnini okuyup İbn Sina'yı daha yakından tanıyacağız bu çalışmamızda. Hazırsanız metnimizi okuyarak çalışmamıza başlayalım. İbn Sina. Merhaba ben Zeynep. Size muhteşem bir bilim insanını tanıtmak istiyorum. İbn Sina doktorların doktoru olarak anılıyor. İbn Sina çocukken okumaya, yazmaya, araştırmaya, incelemeye ve de öğrenmeye bayılıyordu. Hmm, bütün bitkiler birbirlerine benziyor ama aynı zamanda hepsi birbirinden farklı. Bazı derslerde sorduğu sorularla öğretmenlerini de şaşırtıyordu. İnek sadece ot yediği halde neden şişman öğretmenim? Henüz çok küçük olduğu halde matematikte öğreniyordu. Of, kafam iyice karıştı. Ama ben hiçbir şey anlamadım ki... Bir gün üzgün bir şekilde kırlarda dolaşıyordu. Bütün dersleri anlıyorum. Peki neden matematiği anlamıyorum? Derken bir kuyu gördü. Şurada bir kuyu varmış. Bu kovayı, bu kovayı çekmek de zayıf kollarıma çok zor geliyor. Hmm, su da çok güzelmiş. Çok şükür. Sonra bir şey dikkatini çekti. Aa, ip çok güçsüz olduğu halde nasıl da gide gidegele semser taşı kesmiş. Bunun üzerine okula gitti artık kararını vermişti. Çok çalışacağım, sabredip ısrarla çalışacağım. Zamanla ben de matematiği daha iyi anlayacağım. Kısa zamanda matematikte en başarılı öğrencilerden biri olmuştu. Ben bu konuyu anlamadım. Ben çok iyi anladım. İstersen sana da anlatayım. Evet çocuklar metnimizi okuduk. Şimdi etkinliklerimizi yapmaya başlayalım. Birinci etkinlik Kelime çantam. Haydi kelimelerle anlamlarını eşleştirelim, kelime çantamızı dolduralım. Kelimelerimiz matematik muhteşem bilim. Şimdi bakalım, ee, anlamları okuyalım. Görkemli büyük, araştırma yapmak, sayıların kullanıldığı bilim dalı. Şimdi bakalım matematik. Matematik sizce bunlardan hangisi? E biz matematikte çok neyi kullanıyoruz? Sayıları kullanıyoruz. Öyleyse matematik nedir çocuklar? Sayıların kullanıldığı Bilim dalıdır Muhteşem nedir? Biz neye muhteşem deriz? Biz böyle bir şey görünce o bizi etkilerse Onu muhteşem deriz E burada da öyleyse hangi anlammış? Görkemli, büyük anlamında kullanılırmış muhteşem E geriye kalıyor bilim e, Bilimin anlamını az önce zaten konuştuk Araştırma yapmak anlamına geliyordu bilim Bilim de neymiş? Araştırma yapmakmış İkinci etkinliğimize geçelim. Haydi kelimelerle cümle yazalım. Birinci kelimemiz matematik. Şimdi matematikle ilgili bir cümle yazın. Ben de yazayım. Ben matematik dersini çok severim. Ben matematik dersini çok severim. Muhteşem. Şimdi muhteşemle ilgili bir cümle kuralım. Ne diyelim? Ee, Ayasofya muhteşem bir yapıdır. Ayasofya muhteşem bir yapıdır diyebiliriz. Bilim, bilim Şimdi bilimle ilgili bir cümle kurun. Ben de yazayım. Bilim pek çok sorunumuza çözüm bulur. Bilim pek çok sorunumuza çözüm bulur diyeyim. Siz de kendi cümlelerinizi yazmışsınızdır. Eminim daha güzel cümleler yazmışsınızdır. Şimdi gelelim üçüncü etkinliğimize. Bulmacayı dolduralım diyor. Bakalım bulmacamız neymiş? Harf bulmaca. Bir, büyük olmayan, pardon, küçük olmayan, büyük. Yani sanırım bu bulmacı da zıt anlamlarını bulacağız. E, zayıf olmayan, şişman. Öyleyse, zayıf olmayan, şişman. Kısa olmayan. Kısa olmayana ne derim? 3 uzun. Uzun. 4 üzgün olmayan. Üzgün olmayan nedir? Mutlu. Harikasınız. 5 güzel olmayan. Bakın burada iki tane de harfi çıkmış. Güzel olmayana ne derim? Çirkin. Zor olmayan. Zor olmayan şeyde ne derim? kolay. Böylece bulmacamızı cevaplamış olduk. Zıt anlamlı kelimeleri bir kere daha tekrar ettik. Gelelim dördüncü etkinliğe. Okudum anladım cevaplıyorum. i̇bn Sina nasıl bir çocukmuş? Şimdi metni okuduğumuzda aklımızda kalan bilgilerden i̇bn Sina'nın nasıl bir çocuk olduğunu yorumlayalım. i̇bn Sina... Meraklı bir çocuk, ve çalışkan bir çocuk aynı zamanda da hırslı bir çocuk benim anladığım kadarıyla siz de kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Emni Sina nasıl bir çocukmuş? Meraklı, çalışkan ve hırslı bir çocukmuş. Umarım siz de böyle olursunuz çocuklar meraklı olmak, çalışkan olmak, hırslı olmak çok güzel özellikler. Tabi burada hırs konusunda da başka insanlara zarar vermeyecek derecede hırslı olun. Bunu unutmayın. İkinci soruya geçelim. İbn Sina'nın öğretmenleri neden şaşırıyormuş? Neden şaşırıyordu İbn Sina'nın öğretmenleri? Evet, harikasınız. Çünkü İbn Sina öğretmenlerine çok farklı sorular soruyordu onlar da şaşırıyordu. İbn Sina'nın öğretmenleri neden şaşırıyormuş? İbn Sina öğretmenlerine farklı sorular sorduğu için şaşırıyorlarmış şaşırıyorlarmış. Mesela ben de çok severim bana farklı sorular sorulmasına. Cevaplamak için de elimden geleni yaparım. Bazen siz gerçekten öyle farklı sorular soruyorsunuz ki bu bizim o an aklımıza gelmeye biliyor. Onun için hemen bir araştırma yapıp size en güzel, en doğru bilgileri vermek de bizim görevimiz. Üçüncü soruyla devam edelim. İbn-i Sina kırlarda dolaşırken ne düşünüyormuş? Ne düşünüyordu çocuklar i̇bn Sina kırlarda dolaşırken? İsterseniz bir metinden hatırlayalım. Bir gün üzgün bir şekilde kırlarda dolaşıyordu. Bakalım ne düşünüyormuş? Bütün, dersi, anlı, bütün dersleri anlıyorum. Peki neden matematiği anlamıyorum? Ne düşünüyormuş? Matematiği neden anlamadığını düşünüyormuş. Matematiği neden anlamadığını düşünüyormuş. Gelelim dördüncü soruya. i̇bn Sina matematiği anlamayı nasıl başarmış? Evet, kuyudan suyu çektiğinde bir şey fark etti. O ince ip taşı zaman içerisinde kesmişti. Yani oymuştu diyelim. Bir düşündü ya bu ip nasıl bir taşı oyar? Sonra kendi kendine dedi ki sabırla daha çok çalışarak oyar. Öyleyse ben ne gibi olayım? Bu ip gibi olayım. Matematiği anlamıyorum diye üzülüp ondan kaçmayayım. Sabredeyim ve daha çok çalışayım. Böylece matematiği anlarım diye düşündü. Ve düşündüğü gibi de oldu. Matematiği anlamayı nasıl başarmış? Sabrederek ve daha çok çalışarak başarmış. Bu iş böyle çocuklar. Her iş böyle. Yapamadığınız bir şeyi yapmak istiyorsanız daha sabırlı olmalısınız ve daha çok gayret etmelisiniz. Emin olun bu sefer onu başaracaksınız. Çünkü sizin elinizden hiçbir iş kaçamaz. Siz her işi yapabilirsiniz. Yeter ki kendinize güvenin. Evet, şurayı okuyarak devam edelim. i̇bn Sina ilk başlarda matematiği anlamıyormuş. Zamanla anlamaya başlamış. Peki sen okuma yazmayı öğrenirken neler yaşadın? Hadi bakalım. Birinci sınıfı bitiriyoruz artık. Şimdi senenin başına bir dönelim okula geldiniz okuma yazmayı bilmiyordunuz. Bu süreçte neler yaşadınız? Güzelce annenize bir anlatın bakalım. Böyle hem de eskiyi yad etmiş olursunuz. Ben de bu arada 5. etkinlikle devam edeyim. Cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koyalım. Eyvah! Süt döküldü. Cümle bitmiş. Ne gelecek buraya? Eyvah! Süt döküldü diyor. Burada bir e, duygu var. Öyleyse sonuna ne geliyor? Ünlem. Hülya ödevini bilgisayarda yaptı. Cümlemiz bitmiş. Bir duygu yok. Bir soru yok. Ne gelecek o zaman? Nokta. Yaşasın. Bugün matematik dersi var. Burada yaşasın kelimesi var. Burada bir yine heyecan var. Bir duygu var. Cümlenin sonuna ne gelir? Ünlem. Emel nerede oturuyor? Şimdi ben bu cümleyi okuduğum zaman sen bana bir cevap verme isteği duyuyor musun içinde? Emel nerede oturuyor? Nerede oturduğunu bilmiyorum ya da aşağıdaki sokakta oturuyor gibi bir cevap veresi geliyor senin. Öyleyse bu bir soru cümlesi. Soru cümlelerine soru işareti koyulur. Telefonun şarjı bitmiş. Herhangi bir soru yok, bir duygu yok. Öyleyse ne gelecek çocuklar? Nokta gelecek. Ah! Elim acıdı. Burada yine bir duygu var. Bir acı hissetmiş çocuk. Ünlem gelecek. Çabuk! Sırana otur. Çabuk sırana otur diyor. Yine burada bir e, heyecan var. Ne gelecek bunun sonuna? Ünlem gelecek. Evet 5. etkinliğimizde noktalı işaretli etkinliğimizde bitirmiş olduk. Gelelim arka sayfaya. Biliyor musun? Bakın burada bir resim var. Resimde bir bilim insanı var. Türk bilim insanı Aziz Sancar. Hadi Aziz Sancar'ı bir tanıyalım çocuklar. Aziz Sancar, ünlü Türk bilim insanıdır. Sekiz çocuklu kalabalık bir ailenin çocuğudur. Mardinlidir. Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülerek ülkemizin gurur kaynağı olmuştur. Çalışkanlığı ve başarısı tüm çocukları örnektir. Evet çocuklar, Aziz Sancar çok zor şartlarda büyümüştür. Çok çalışmıştır, sabretmiştir ve bugün dünyanın önünde gelen... Bilim insanlarından biridir ve Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştür. Bu Nobel Kimya Ödülü'nü de Mustafa Kemal Atatürk'e armağan etmiştir. Tüm çocuklarında Atatürk'ün izinde bilimin ışığında çalışmasını, ülkesi için bir şeyler üretmesini her zaman dile getirmektedir. Eğitime de çok önem vermektedir. Umarım sizler de birer Aziz Sancar olursunuz büyüdüğünüz zaman. Biz de 6. etkinliğimizde devam edelim. Bilim insanlarının bazı özellikleri vardır. Bunlardan hangileri sende var? Şimdi bakalım bilim insanlarının bazı özellikleri nelermiş? Meraklıdır, çalışkandır, çevresini inceler, deney yapmayı bayılır, soru sormayı sever, bol bol kitap okur, araştırmayı sever. Evet bunlar bilim insanlarının bazı özellikleri. Peki bu özelliklerden hangileri sizde var? Hadi İşaretleyin bakalım. Mesela bende meraklılık çok var, ee, soru sormayı çok severim, kitap okumayı severim, çevremi incelerim gibi en belirgin dört tanesini seçtim. Bunların hepsi de sizde var olan özellikler olabilir. Tabi bu özellikler bende var deyip yan gelip yatmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Bu özelliklerinizi geliştirip daha çok çalışacaksınız. Bunu unutmayın. Yedinci etkinliğimize geçelim. Yedinci etkinliğimiz metni yazım yanlışlarını düzelterek yazalım. Şimdi burada bize bir metin vermiş. Bu metni okuyalım hem de hatalarını düzelterek yazalım. <laughs> Pardon çocuklar. İbn Sina çocukken araştırmayı diye başlamış. Cümlenin ilk harfi her zaman büyük olur. Ve İbn Sina bir insan ismi olduğu için ne olacak? İlk harfleri büyük olacak. Çocuklar ben burada düzelteyim. Siz aşağıya düzelterek yazın. Öyleyse burası İ büyük S büyük. Ne oldu? İbn Sina. İsim olduğu için isimler özel isimdir. Ad ve soyadların ilk harfleri büyük olur. İbn Sina çocukken araştırmayı, incelemeyi ve öğrenmeyi çok severdi nokta cümle bitti. Cümle bittikten sonra yeni cümle nasıl başlar? Büyük harfle başlar. E burada nasıl başlamış? Küçük harfle başlamış. Öyleyse bu ne olacak? Büyük B olacak. Bazı derslerde sorduğu sorularla öğretmenlerini şaşırtırdı. Yine nokta. Cümle bitti. Cümle bittiyse nasıl başlayacağız? E büyük harfle başlayacağız. E bu yine küçük harfle başlamış. Öyleyse bunu büyük harf yapalım. Çok meraklı ve çalışkandı nokta. Yine cümle bitmiş. E yine büyük başlaması lazım. E bu yine küçük harfle başlamış. Hemen düzeltelim. Azimli zor işleri başarırdı. Nokta. Yine büyük harfle başlamalıyken küçük harfle başlamış. Hemen bunu da büyütelim. Büyüdüğünde ünlü bir doktor oldu. Evet yazım yanlışlarını düzelttik en belirgin hata ne? çocuklar bunu siz de çok yapıyorsunuz. Nokta soru işareti ya da ünlem koyduktan sonra yeni cümlemiz her zaman büyük harfle başlar çocuklar. Küçük harfle başlarsanız hata yapmış olursunuz. Bir de özel isimler, adlar, soyadlar her zaman büyük harfle başlar. Bunu unutmayın. Böylece 7. etkinliğimizi bitirmiş olduk. 8. ve son etkinliğimize geldik. Eyvah! Aceleyle bazı kelimeleri yanlış yazmışım. Yanlış yazdığım kelimeleri bulalım. Cümleleri yeniden yazalım. İlk örneğe bakalım. İbrahim bugün İstanbul'a gitti cümlesi. İbrahim'de bir hata yok. Bugün de İstanbul'a. Şehir isimleri özel isimdir. Özel isimlere gelenekler ayrılır. Aşağıda ayırarak doğrusunu yazmış. Gitti nokta. Gelelim İkinci cümleye. Bayramda dedemin elini öptüm. Şimdi bayramda derken bir sıkıntı yok. Bakalım. Bayramda dedemin derken d'yi büyük yapmış. Dedem özel isim mi? Hayır, burada dedenizin ismini kullansa evet özel isim olurdu ama dedem kelimesi özel isim değil. Öyleyse küçük harfle başlamalı. Bayramda dedemin eline öptüm buralarda bir hata yok ve nokta koyduk gelelim üçüncü cümleye Defne ile Çınar resim yapıyorlar cümle büyük harfle başlamış zaten insan ismi özel isim burada bir hata yok Defne ile bir sıkıntı yok Çınar e, Defne ile Çınar diyor yani Defne bir insansa onunla birlikte biri varmış e, o da Çınar e, o da insan e, Çınar insan ismi ise ne olacak çocuklar özel isim olacak Öyleyse ç büyük olmalı. Defne ile çınar resim yapıyorlar. Başka bir hata yok burada. Noktamızı koyduk. Geldik dördüncü cümleye. Öğretmenim beni yanına çağırdı. Çocuklar şimdi bakıyorum. Öğretmenim beni yanına çağırdı. Nokta. Yani burada herhangi bir hata yok. Cümle doğru. Yani aynısını buraya yazalım. Hiçbir hata yok bu cümlede. Gelelim beşinci cümleye. Zeynep'in küçük bir kedisi var. Zeynep özel isim. Özel isimlere gelenekler ayrılır. Evet Zeynep'in küçük bir kedisi var nokta. Bunda da bir hata yok çocuklar. Bu iki cümlede herhangi bir hata yok. Belki burada sizi denemek için bu cümleler böyle yazılmış olabilir. Belki bir basım hatasıdır gözlerinden kaçmıştır hazırlayanların ama bu ikisinde herhangi bir hata yok. Üçündeki hataları düzelttik. Böylece metnin etkinliklerinin sonuna geldik çocuklar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.